بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Şimdi kıymetli kardeşler, abiler, inşallah nasip olursa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının tabakatıyla alakalı, biyografileriyle alakalı, onların hayatlarında yaşamış oldukları bazı durumlarla alakalı dersler yapacağız. Yani her oturumumuzda bir sahabiyi bu meclise misafir edersek güzel olur. Nasıl ki burada İlyas abiler, Abdullah abiler, işte Ubeydullah kardeşler, Seyfullah abiler, nasıl burada biz buradayız, oturuyoruz. İnşallah her toplantımıza da bir sahabiyi misafir etmiş olalım. Onu konuşalım. Kur'an'ı nasıl anlamış? Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini nasıl tatbik etmişler? Bu önemli bizim için. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kitabına baktığımız zaman Allah Azze ve Celle bir şeyler anlatır. Der ki şunu yapın, bunu yapın, şunlara dikkat edin, bunu böyle yaşayacaksınız, bunu şöyle yaşamayacaksınız der. Ondan sonra insanların aklında şöyle bir şey canlanır. Yani peki bu nasıl olacak? Tamam, yaşayacağız, Allah Celle bir şey emrediyor, bir şeyi nehyediyor. Peki bu nasıl olacak? Yani elimize misafir herhangi bir ibadeti şu anda aklınıza getirin. Kıymet vermiş olduğunuz herhangi bir ibadeti aklınıza şu an getirin. Onunla ilgili ayetler varsa akıllarınıza getirin. Hadisler varsa getirin. Şimdi yine kafada bir şey netleşmiyor. Yine insanda şöyle bir soru geliyor. Peki nasıl? Tamam, bu böyle, şöyle olacak. Bu konuda bir şüphe yok ama nasıl olacak? İşte o nasıllığı konusunda Allah'ın kitabına bakın. Allah Azze ve Celle iki merciyi bizlere gönderiyor. İki merciye. Nereye? Bir peygamberlere, iki peygamberlerin ashabına. Sadece peygamberimizin ashabı değil. Allah Azze ve Celle geçmiş peygamberlerin ashabından bile bahsediyor bizlere. Halbuki onların hayatlarını bilmeyiz, onların konumlarını bilmeyiz, onlar Rab'la çok bir teferruat yok. Ama ona rağmen Allah Azze ve Celle havarilerden bahsediyor İsa Aleyhisselam'ın. Neden bahsediliyor? Musa peygambere destek olanlardan bahsediliyor. Niye onlardan bahsediliyor? Halbuki onlarla alakalı çok ciddi bir malumatımız da yoktur. Kur'an-ı Kerim de bir malumat vermez. Şu anlayışı veriyor bizlere Kur'an-ı Kerim. Evet, bir şeylere emrediyorum, bir şeylerden nehyediyorum, bir şeyleri yapmanızı, bir şeyleri yapmamanızı istiyorum. Bu konuda kesinlikle mazeretiniz de yok. Nasıl yapılacağını da sizlere gösteriyorum. Şöyle şöyle insanlar yarattım. Peygamberler gönderdim, peygamberlerin ashablarını kıldım. Onlara bakacaksınız, nasıl yaşandıklarına bakacaksınız, öyle yaşamaya çalışacaksınız. O yüzden Allah Azze ve Celle onlara gönderir. Peki ashab kimdir? Bu konuda çok önemlidir yani. Bizim işlerimizi kolaylaştırır. Şimdi, geçen de bir kardeşe söylemiştim. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden herhangi bir ayet olmasın ki, Allah'ın ayetlerinden herhangi bir ayet olmasın ki, onun ashabla bir ilişkisi olmuş olmasın. Ya sahabi bir hata yapmıştır, Allah ondan dolayı indirmiştir. Ya sahabi güzel bir şey yapmıştır, Allah ondan dolayı tasdik etmiştir, indirmiştir. Ya sahabi bir şey unutmuştur, Allah Celle unutmayın, buna dikkat edin demiştir. Ya ikaz etmiştir. Ya da sahabiyle alakası olmasa bile sahabi gelip birine sormuştur onu. Ya o ayet nasıl anlaşılacak diye peygambere sormuştur. Ya da işlerindeki alimlere sormuşlardır. Ya da tabiin gelip sahabiye sormuştur. Yani o Kur'an'ın ayetleri üzerinden mutlaka sahabiden en az bir tanesinin konuşması vardır. Şimdi ben size söylüyorum. Benim o ayet hakkında ne anladığım, nasıl anlamam gerektiği ben mi daha iyi takdir ederim yoksa Resulullah'ın ashabı mı? Resulullah'ın ashabı. O yüzden onların hayatından inşallah malumat sahibi olursak hem Allah'ın ayetlerinden nasibimizi alırız, hem Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetinden de nasibimizi almış oluruz. Sahabi kimdir? Kime sahabi denir? Ashab deniyor. Onun tekili sahabi. Peki bu nereden geliyor bu kelime? Zaten bu dostluk demek, arkadaşlık demek, biriyle böyle oturup muhabbet yapmak manasına geliyor zaten. Hatta Allah Azze ve Celle o Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mağarada kaldıkları zaman peygamberin Ebu Bekir'e hitabıyla alakalı Allah Celle diyor ki اِذْ يَقُولُ لِسَاهِبِهِ arkadaşına dedi ki, dostuna dedi ki, o beraber orada oturdukları muhabbet edene dedi ki لَا تَحْسَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا korkma, Allah bize beraberdir. Allah Azze ve Celle Ebu Bekir'i ne diye tanıttı orada? Peygamberin sahabisi diye tanıttı. Onunla beraber oturan, onunla beraber kalkan. Peki kime sahabi denir? Kime ashab denir? Bununla ilgili çok ciddi tartışma vardır. Yani selef ulemasının arasında. Bazı alimler demişlerdir ki Said bin Müseyyed gibi peygamberin ashabından olmak için
ya peygamberle bir sene ya iki sene geçirmesi lazım. Ya peygamberle bir gazveye ya da iki gazveye girmesi lazım dedi. Başka birileri de dedi ki peygamberle beraber, peygamberin ashabı olmak için peygamberden en az 6 ay ilim alması lazım. Değil beraber olması filan. 6 ay ilim alacak peygamberden. Ancak o ashab şeyine girer. İçerisine girmiş olur. Onunla isimlendirilir. Bazıları dediler ki işte birisinin sahabilerden olması için, peygamberin ashabını olması için buluğ çağına ermesi lazım. Yani bu şartı getirdiler. Yani çocukken görenler olamaz. Bundan da yüzlerce sahabi çıkmış oluyor yani. Çünkü çocukken gördü, daha buluğa ermemişti. Peygamber vefat etti, sonra devam etti. Bazıları böyle dediler. Ama kardeşler, bunların hiçbiri yani kabul görmemiştir. Ne kabul görmüştür? Muhaddislerin de dediği gibi peygamberi Müslüman olarak görecek. Müslüman olarak, yani peygamberle, peygambere Müslüman olarak erişecek. Tabii görecek demiyorum, o da yanlış. Çünkü bazıları diyor ki peygamberi görecek. Âmi olanlar ne olacak? Değil. Peygambere Müslüman olarak erişecek ve Müslüman olarak vefat edecek. Buna yani muhaddisler içerisinde genel kabul edilmiş olan görüş de budur kardeşler. İçine alması gereken içine alıyor, dışarı atması gereken de dışarı atıyor. Sahabi hayatı bizim için önemlidir. Bununla ilgili sadece sizlere şu rivayeti de anlatayım. Ondan sonra bir sahabinin hayatına misafir olmaya başlayalım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir olay oluyor. Bunu Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki biz akşam namazını Resulullah Aleyhisselam'la beraber kıldık. Sonra kendi aramızda bir toplulukla beraber konuştuk. Dedik ki evlerimize dönmeyelim. Akşam ve yatsı arası zaten çok uzun değil. Burada oturalım, Resulullah'ı bekleyelim. Yatsıyı da Resulullah'la beraber kılalım dedik. Öyle deyince biraz sonra Resulullah çıka geldi, mescide girdi. Bize dedi ki siz daha gitmediniz mi? Bize yok ya Resulullah, işte böyle böyle. Biz yatsı namazını size kılmak için bekledik. Resulullah Selam dedi ki siz çok yetmişsiniz. Sonra diyor ki Musa el-Eş'ari, Resulullah Selam semaya başını çevirdi. Gözlerini semaya dikti. Bir süre öyle kaldı diyor. Öyle kalınca dedi ki sonra, yıldızlar semanın emniyetidir dedi. Yıldızlar semanın emniyetidir. Yıldızlar gittiği zaman semaya vaat edilen şey gelecektir buyurdu. Sonra dedi ki ben de ashabımın emniyetiyim. Ben de gittiğim zaman ashabımın üzerine vaat edilen şey gelecektir. Ashabım da ümmetimin emniyetidir. Ashabım da gittiği zaman ümmetimin üzerine gelecek, vaat edilmiş olan şeyler de gelecektir dedi. Bizim emniyetimiz kim kardeşler? Sahabiler. Nasıl ki semanın emniyeti yıldızlar olduğu gibi ümmetin de emniyeti sahabilerdir. Emniyetini bilmeyen bir insan her türlü tehlikeye düşer. O yüzden sahabeyi iyi bilmemiz lazım. Sahabinin fehmini iyi kavramamız lazım. Onlar nasıl anladılar? İyi anlamamız lazım. Zaten dediğim gibi biz sahabinin hayatına böyle girdiğimiz zaman, yani her sahabinin hayatında mutlaka mutlaka onlarca ayet var zaten. Yani sadece bize gelen. Sadece bize gelen onlarca var zaten. Biraz sonra inşallah bir sahabeyi kısaca işleyelim. Allah Azze ve Celle hakkıyla anlamayı, fehmetmeyi bize nasip eylesin. Rabbim onları yolu üzere gidenlerden bize kılsın. Allah Celle ne diyor? Es-sabikûne l-evvelîne minel muhacirîne vel ensâr. Allah muhacir ve ensarın ilkinden razıdır. Bitti mi? Sana diyor ki ve onların yollarını güzelce takip edenlerden de. Allah kimi müjdeliyor kardeşler buradan? Kimden razıdır diyor? Sahabiler, bir de onların yollarını güzelce takip edenler. Ben bilmediğim adamın yolunu nasıl takip edeceğim? Tanımadığım, hayatından haberdar olmadığım adamın yolunu nasıl takip edeceğim ben? Ne yapıyorlar bugün Mustafa Kemal'in? Her derste adamın şeyi var, bir hayatının bir kısmı var. Her derste vardır, her derste anlatılır. Her bölümde adam matematik okuyor, Mustafa Kemal'in hayatının anlatılmış olduğu bir kitap vardır mutlaka. Adam tıp okuyor, Mustafa Kemal'in hayatı mutlaka vardır. Niye? Çünkü sen onu bilmeden onun peşine gidemezsin diyor tağut. Bileceksin ki diyor onun yoluna gideceksin. İstediğin kadar ben Atatürk'ü seviyorum da yetmez. Onun yolunu da bileceksin diyor. Onun ortaya bıraktığı miras, o neciz mirası da benimseyeceksin diyor. Onlar bu kadar bu konuda teşvik, bu konuda mallarını, mülklerini, zamanlarını harcıyor, en kıymetli evlatlarını harcıyorlarsa biz de kardeşler inşallah sahabeyi tanımada, önderlerimizi tanımada biraz gayretli olmamız lazım. Allah Azze ve Celle gayret içerisine giren kullarından bize kılsın. Mesela bakın Allah'ın kitabına. Peygamberler arasında ne yapmazlar diyor Allah Azze ve Celle? Bir ayrım yapmazlar diyor, değil mi? Ama kimisini kimisinden üstün kıldık diyor sonra başka bir ayette. Yani inanç konusunda bir ayrım yapmayız. Sevgi konusunda bir ayrım yapmayız. Ama ulul azm peygamberler vardır, diğer ismi anılanlar vardır, anılmayanlar vardır, değil mi?
Mesela Peygamber aleyhisselatü vesselam bütün insanlığa gönderildi. Bu konuda bir ayrım yoktur. Bazı peygamberler sadece belli kısımlara gönderildi. Bazı peygamberlere özel şeriat verildi. Bazı peygamberlere önceden gelmiş şeriatı tatbik etme görevi verildi. İhya etme görevi verildi. Bazı peygamberlere ise önceki şeriatta iki şey unutulmuştu. Bakın dikkat edin. Bir peygamber geliyor, kavmine şeriat anlatıyor. Şeriat üretiyor. Sonra birkaç sene sonra, 10 sene, 20 sene sonra o kavim o şeriattan iki şeyi unutuyor. O peygamber sadece şeriattan o iki şeyi hatırlatmak için geliyor. Böyle peygamberler de var. Bazı peygamberler var, diğer peygamberin yardımcısı. Bes başka bir görev yok, onun yardımcısı. Ona özel bir başka bir görev verilmemiş, onun yardımcısı bu kadar. Böyle peygamberler var. O yüzden aralarında ne var? Durumlar var. Allah'ın kitabına bakın. Allah Azze ve Celle her bir peygamberi ayrı bir özelliğiyle öne çıkartır. Her birine ortak bir görev verir. Der ki her birinde bu vardı. Sonra bazılarında bazı özelliklerin öne çıktığını söyler. Mesela örnek vereyim. Sadece örnek için söylüyorum. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle iki peygamberi muhlis diye anlatır. Onlar muhlisli der. Mesela bizim peygamberimize muhlis lakabı yoktu. Ya, elbette ki muhlistir. Ama muhlis lakabı yoktur. Nuh Aleyhisselam'a yoktur. Ama iki peygambere Allah Celle muhlis diyor. Bununla ön plana çıkartıyor. Niye? Oradan bize bir mesaj veriyor. Allah Azze ve Celle. Oradan bizlere bir mesaj veriyor. Diğer peygamberlere mesela her peygambere sabırlı ünvanını vermiyor. Bazı peygamberlere özellikle sabır makamı veriyor. Bazılarının şükürlerinden dolayı ön plana çıkartıyor. Yani her peygamberin öne çıktığı bir taraf var. Sahabiler de böyle. Sahabilerin de her birinin ortak özelliği var ama bazıları bazı konularda çok ön plana çıkmış. Onlardan bir tanesine kardeşler şimdi inşallah hayatından bazı bölümler her tarafı anlatamayız. Her bir kısımdan bir bölüm inşallah anlatıp gideceğim. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh onunla ilgili inşallah sizlere birkaç bir şey anlatayım hayatından. Abdullah İbni Mesud nasıl iman ediyor? Onunla ilgili söyleyeyim ondan sonra meselelere yavaş yavaş girmiş oluruz kardeşler. Abdullah İbni Mesud Mekke'ye sonradan getiriliyor. Köle olarak getiriliyor ve Mekke'de çobanlık yapıyor. Milletin koyunlarını, davarlarını topluyor. Vadilere, dağlara, tepelere gidiyor. Otlatıyor, akşamleyin dönüyor. Her birine kendi koyunlarını da vermiş oluyor. Böyle hayatını devam ettiriyor. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh böyle gezintiye çıkıyorlar. Bir çobana denk geliyorlar. Abdullah İbni Mesud. Ona denk gelince Resulullah Aleyhisselam ondan işte bir şeyler istiyor. O diyor ki ben veremem. Benim değil diyor bunlar. Yani koyun istiyor. Koyun bize verin. O diyor ben veremem. Çünkü bunlar bana emanettir. Peki diyor o zaman bize süt ver. Süt de veremem diyor. Bu bana emanettir. Tamam diyor bana getir bir şey. Ondan hiçbir şey eksilmeyecek diyor. O diyor ki nasıl olacak bu? Yani mesele uzun ben kısaca anlatıyorum. O tutuyor bir tane koyun getiriyor. Ondan Resulullah Aleyhisselam sağıyor da sağıyor. Sağıyor da sağıyor bitmiyor. Ebu Bekir doya doya içiyor. Resulullah Aleyhisselam doya doya içiyor. Sonra İbn-i Mesud'a veriyor. O da içiyor. Kap da doluyor ama hiçbir eksilme de yok. Bir bakıyor ki İbn-i Mesud koyunun memeleri iyice şişmiş. Yani eski halinden daha da dolgun olmuş. Öyle olunca diyor ki bu adamda bir şey var. Sonra Resulullah Aleyhisselam dönüp giderken İbn-i Mesud koşuyor ona. Diyor ki senin şu öğrenmiş olduğun şeyi bana da öğretsene diyor. Ne var diyor o da. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu oturtturuyor. Ve ona vahyin nurundan nasiplenmesi için tebliğde ve davette bulunuyor. Sonra o da iman ediyor. Altıncı iman edenlerden zaten. Kendisi anlatıyor bunu. Diyor ki ben altıncı iman ederim diyor. Kendi dilinden bu söyleniyor. Ben altıncı iman ederim diyor. Bu konuda. Sonra kardeşler çok zayıf bir sahabiydi. Zaten bu maruf bir mesele. Çok zayıf. Hatta şaka olsun diye mi anlatıyor artık sahabiler? Gerçek hakikat boyutu var mı bilmiyorum. Derlermiş ki sahabiler kendi arasında konuşurken. Böyle Ömer radıyallahu anh bağdaş kurarak ya da dizi üzerine oturduğu zaman İbn-i Mesud da ayakta kalırmış. Sahabiler derlermiş ki ya Ömer İbn-i Mesud'dan ne kadar da uzundur. Anladınız mı? Değil ki ayakta. Ömer radıyallahu anh dizi üzerine oturuyor. Böyle o da ayakta derlermiş ki ya Ömer ne kadar uzun İbn-i Mesud'dan. Yani orada bile böyle bir şey var. Bir durum var. Allah alem artık 1,5 metre boyunda mı, 1,40 mı artık o civarlarda bir boy çok da zayıf. Çok da zayıf bir sahabi. Bununla ilgili meseleyi de bilirsiniz belki. Resulullah Aleyhisselam bir ashabından bir tanesine içerisinde diyor ki kim şu ağaca çıkacak bizlere hurma getirecek. İbn-i Mesud da tabi zayıf olduğu için
kısa boylu olduğu için ben diyor ya Resulallah, öne atılıyor. O çıkıyor, 3-5 sahabi de alttan ona bakıyorlar bacaklarına. Acayip zayıf. Onu bakınca böyle kendi aralarında şaka yapıyorlar. Gülümsüyorlar, ya ne kadar zayıf filan. Ömer radıyallahu anh o gülüşmeleri görünce merak ediyor, geliyor oraya. Ne oldu diyor. İbn-i Mesud'u gösteriyorlar. Bacaklarını bir görüyor, çok zayıf. Ömer radıyallahu anh dönüp diyor ki, ya Rabbi diyor. Sen ne yücesin diyor. Yahu diyor, bunların diyor eliyle mi diyor sen dinini yükselteceksin. Yani onu küçümsediği için değil. Yani ya Rabbi diyor, yani sen bu kadar yücesin, bu kadar kudretin büyüktür. Yani bunların eliyle mi din yükselecek? Ne kadar zayıftır diyor bu. Öyle kelime kullanıyor. Resulullah Aleyhisselam bunu duyunca diyor ki, vallahi diyor, İbn-i Mesud'un ayakları, o baktığınız, gülümsediğiniz ayakları var ya, kıyamet günde mizanda Uhud dağından daha ağır basacak diyor. Uhud dağından daha ağır basacak. İbn-i Mesud evet zayıftı ama erkek adamdı. Resulullah Aleyhisselam kim gidecek şu ayetleri okuyacak dediği zaman, Rahman Suresi geldiği zaman, ashabdan hiçbiri cesaret edemedi. Hiçbiri cesaret edemedi. İbn-i Mesud dedi ki, ben ya Resulallah. Resulallah otur dedi. Çünkü çok zayıfsın, seni koruyacak kimse de yok. Senin aşiretin de yok. Hem zayıfsın hem aşiretin yok. Köle olarak getirilmişsin. Çobansın. Dünkü çobansın. Sana saldırmada geri adım atmaz bunlar. Dedi ki, ya Resulallah izin ver, ben yapacağım. Resulullah da baktı ki, al dedi. Öğrendi, ezberledi Rahman Suresini. Gitti Kabe'nin önüne. Ar-Rahman, allemel Kur'an, halakal insan, okumaya başladı. Bunlar ne oluyor diye yaptılar. Üzerine üşüştüler. Onu kandan bir heykel haline getirdiler. Onu döve döve bir hale getirdiler. Sonra birileri araya girdi, onu tutup Erkam bin Erkam'ın yanına getirdiler. Evine yani. Resulullah Sallam da orada dedi ki, ya İbn-i Mesud, ben sana demedim mi bunu yapma diye. Ebu Abdurrahman, yani künyesi o. Dedi ki, ya Ebu Abdurrahman, ben sana demedim mi bunu yapma diye. Sana kötülük yaparlar, sana acımazlar bu konuda. O diyor ki İbn-i Mesud, ya Resulallah vallahi diyor. Şu zamana kadar diyor, o Rahman suresini okudum, ona benzeme saldırdı ya. Vallahi diyor, hayatım boyunca müşrikleri bu kadar aciz görmedim diyor. Allah diyor, onları benim gözümde sinek yaptı diyor, sinek. İbn-i Kayyım'ın sinek meselesi var ya, bununla ilgili bir sözü var müşriklerle alakalı. Buradan geliyor. Bir de Ebu Zer'le ilgili de bununla ilgili bir söz var. Diyor ki, onları diyor gözümde Allah sinek gibi yaptı diyor. Sanki sinek vızıltılara böyle üzerime geldi. Ancak bu kadar diyor rahatsız olabildim. Eğer iznim varsa bir daha gitmek istiyorum. Eğer iznim varsa bir daha gitmek istiyorum. Daha o kadar kanlar içerisinde, kimsesi yok, aşireti yok, dövüp öldürecekler. Kimse hakkını arayacak kimse de yok. Ona rağmen diyor ki, ya Resulallah izin ver, bir daha gideyim. İbn-i Mesud Kur'an adamı kardeşler. Resulullah Sallam onunla ilgili diyor ki, bir şöyle şu boyutta bir hadis var. Orada işte ashabından bahsediyor. İşte şu kadar öndedir, emini budur. İlimde, fetvada şudur. İşte dürüstlükte, adalette budur. En son İbn-i Mesud sayıyor o rivayette. Diyor ki, İbn-i Mesud ne derse tasdik edin. İbn-i Mesud ne derse tasdik edin. Vallahi dedi, kim Kur'an'ı indiği tazelikte işitmek istiyorsa, ne demek bu? Cebrail'in ağzından o indirildiği tazelikte işitmek istiyorsa, İbn-i Mesud'dan dinlesin dedi. Yani İbn-i Mesud, Resulullah Aleyhisselam'ın zaten Kur'an'ı öğrenin dediği 3-5 kişiden bir tanesi. Gidin ondan öğrenin dedi, Kur'an'ı. Resulullah Aleyhisselam da bazen gelirdi İbn-i Mesud'a, Kur'an oku derdi. Bununla ilgili iki rivayeti anlatayım inşallah sizlere. Birincisi biliyorsun zaten, İbn-i Mesud'a geldi, dedi ki, ey İbn-i Mesud, bana Kur'an oku. Resulullah dedi ki İbn-i Mesud, ya Resulullah sana indirilmişken ben mi okuyacağım dedi. Dedi ki, vallahi ben başkasından işitmekten de hoşlanıyorum dedi. Sonra başladı okumaya. Nisa suresinin yanlış hatırlamıyorsam 41. ayetine geldi. Her ümmet için bir şahit, seni de onların üzerine bir şahit, bir gözetleyici olarak getirdiğimiz zaman onların hali nice olacak. İbn-i Mesud diyor ki, ben böyle Musaf'tan, tabi bizimkiler gibi değil şimdi, öyle ellerinde ne parçalar varsa okuyordum. Baktım ki diyor, böyle sağ tarafından gözyaşları damlıyor. Bir baktım ki Resulullah'ın sakalları gözyaşlarıyla sulanmış. Halbuki burada Resulullah'a bir tehdit yok. Her ümmet için bir şahit, seni de onların başına bir şahit getirdiğimiz zaman hallerin nice olacak. Yani onların hali nice olacak, senin değil. Burada peygamberi yükseltme var. Sana bir şahit yok ey Muhammed. Sen şahit olacaksın kıyamet gününde. Aslında burada büyük, çok büyük bir müjde var peygambere. Ama peygamber ümmetine karşı o kadar merhametli, o kadar şefkatli ki peygamber hüngür hüngür ağladı. İbn-i Mesud'un omuzuna vurdu. Yeter dedi ya İbn-i Mesud. Daha ileri gitme. Daha ileri gitme dedi. Ve İbn-i Mesud da okumayı bıraktı. Başka bir zaman ise Nebi Aleyhisselam Tekvir suresini okuttu ona.
okudu 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 sonra şu ayete geldi. Ve izel mev'udeti su'ilet. Diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman hangi suçtan dolayı gömüldün? Yine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gözyaşları sakallarını ıslattı. İbn-i Mesud'a dedi ki yeter ya İbn-i Mesud, daha devam etme. Daha devam etme dedi bu konuda. İbn-i Mesud da daha devam etmedi. Yani İbn-i Mesud kardeşler bu konuda çok ön plana çıkmış. Hatta Kur'an ilmiyle alakalı şunu da söyleyeyim. Bir gün Ömer radıyallahu anh döneminde Medine'ye bir kervan yaklaşıyor. Ama Medine'ye kervan girmiyor. Ömer radıyallahu anh birini çağırıyor. Diyor ki görevlilerden bir tanesine şu kervana git diyor. Sor bakayım siz nereden geliyorsunuz? Ama kervana da yaklaşamıyor. Kim olduğu belli değil çünkü kervan. Geceliğin akşamleyin gelmişler. Görevli geliyor uzaktan bağırıyor. Diyor ki siz nereden geliyorsunuz? Kervanın içerisinden birisi diyor ki Fecr-i Amik'ten geliyoruz. Fecr-i Amik yani derin vadi demek. Dönüyor, geliyor. Onu duyunca Ömer radıyallahu dedi ki nereden geliyor bunlar? Fecr-i Amik'ten geliyorlarmış. Hani değişik bir tabir. Peki sorun bakayım nereye gidiyormuş? Sorumlu geliyor, kervan uzaktan bağırıyor. Diyor ki nereye gidiyorsunuz siz? Karanlıktan bir ses geliyor. Diyor ki biz Fecr-i Amik'ten geliyoruz. Beyt-i Atik'e gidiyoruz. Görevli geliyor Ömer diyor ki Fecr-i Amik'ten gelip Beyt-i Atik'e gidiyorlarmış. Ömer adamı iyice şaşırıyor. Diyor sorun bakayım onlara. Ya diyor ki orada kesin diyor bunların içerisinde Kur'an alimi var diyor. Bu tabirler Kur'an tabirleri. Ama herkesin kullanabileceği tabirler değil. O zaman diyor şunlara şu soruyu sor. Kur'an'ın en büyük ayeti hangisidir? Geliyor görevli soruyor. Diyor ki ayet-i kürsüdür. Ömer Radan bir daha sor diyor. Kur'an'ın diyor en muhkem ayeti. En muhkem ayet hangisidir? Kervana gelip soruyor. Kervandan Nahl suresi 90. ayet geliyor. Ömer Radan her soruda dehşete kapılıyor. Sonra bir daha sorun bakayım diyor. Kur'an'ın en özlü ayeti hangisidir? Zilzal suresi 7-8 cevabı geliyor. Bir daha sor bakayım Kur'an'ın en ümit verici ayeti hangisidir? Zümer 53 cevabı geliyor. Ondan sonra Ömer radıyallahu anh ne diyor? Eğer diyor şu kervanda diyor İbn-i Mesud yoksa diyor ben de hiçbir şey bilmiyorum. Bu cevapları verecek başka bir adam yok diyor. Fecr-i Amik ne kardeşler? Derin vadi. Yani Kabe'ye göre her yer derindir. Yani ne demek istiyor? Tam yer vermiyor ha. Şuradan geliyoruz dememek için. Fecr-i Amik diyor. Derin bir yerden geliyoruz. Kabe dışında her yer olabilir bu. Peki nereye gidiyorsunuz? Beyt-i Atik yani eski eve gidiyoruz. Yani o eski ev neresi? Kabe'ye. Gideceği yeri de belli etmiyor. Ancak Kur'an bilen adam anlar bunu. Ancak Kur'an bilen adam. O diğer ayetlerle alakalı da birçok Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetinden dolayı bunları söylüyor. Kendi şeyinden dolayı değil. Onu deyince diyor ki eğer bu kervanda İbn-i Mesud yoksa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Hakikaten de gidip bakıyorlar gündüz olduğu zaman Ömer olan bir gidiyor İbn-i Mesud orada. Cevapları İbn-i Mesud veriyor. Kur'an konusunda kardeşler İbn-i Mesud ashabın ilk numaralarından. İlk numaralarından kardeşler. O konuda Kur'an'la alakalı onun çok şeyi vardır. Çok tarafı vardır. Hadis de çok, hadis konusunda çok ileri gitmiştir. Resulullah Aleyhisselam'dan 848 tane hadis rivayet etmiştir kendisi bu konuda. Hatta Resulullah Aleyhisselam onunla gidiyor ki İbn-i Mesud'la alakalı. Eğer diyor istişaresiz bir halife seçecek olsaydım o İbn-i Mesud olurdu diyor. Yani halifeyi seçme bana verilseydi. Demek ki kardeşler buradan ne anlaşıyor? Alime diyor ki halifeyi seçmemek peygamberin iştihadı değil Allah'ın ona öğretmiş olduğu bir şeydi. Bu ümmet için o seçildi. Eğer diyor istişaresiz kendi reyimle seçecek olsaydım bu İbn-i Mesud olurdu diyor. Sahih rivayette. İbn-i Mesud olurdu. Yani bu kadar. Buradan biz ne anlıyoruz? Demek ki insanların dış görünüşü, insanların bilmem işte maddiyatı, örfü, işte geldiği nokta, hangi aşiretten geldiği peygamberin Allah'ın yanında pek bir kıymeti yok. İbn-i Mesud ne aşireti vardı, ne parası vardı, çobandı, zayıftı, hiçbir gücü kuvveti yoktu. Peygamber diyor ki ümmete halife seçecektim diyor. Ümmetin başına getirecektim diyor bu konuda. Ve kendisi kardeşler abid birisiydi. Çok abid birisiydi. Bu kıssayı anlatayım inşallah sizlere. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir Sıddık ve Ömer radıyallahu anhüme ikisi ve peygamber bir Ebu Bekir Sıddık'ın bir rivayete göre Ebu Bekir Sıddık'ın evinde oturdular. Gece yarısına kadar işarede bulundular. İstişare yaptılar. Şu nasıl olacak, bu nasıl olacak, içtimada bulundular. Sonra gece yarısında çıktılar. Ebu Bekir de onları yalnız bırakmamak için üçü beraber yürüdüler. Bırakacaklar Resulullah'ı. Ömer gidecek, Ebu Bekir de evine gelecek. Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bundan sonraki kıssayı Ömer radıyallahu anh anlatıyor.
Diyor ki biz gidiyorduk, bir evden Kur'an sesi geliyordu. Resulullah da diyor o Kur'an sesine doğru yürümeye başladı. Gitti İbn-i Mesud'un evinin önüne geldik diyor. Baktık ki diyor İbn-i Mesud kıyamda. Kıyamda Kur'an okuyor. O kadar uzattı, o kadar uzattı ki diyor biz ayakta kalmaya dayanamadık, oturduk diyor. O zayıf, cılız, belki ayak bileğinin kalınlığı Ömer'in kol bileği kadar olmayan İbn-i Mesud, Ömer takatı düşmüş artık oturmuş, o kıyamda hale duruyor. Bir de öncesi var bunun. Bir de öncesi var bunun zaten. Devam ediyor kıraat. Biz diyor takatımız düştü, oturduk diyor. O diyor hala okumaya devam ediyordu. Resulullah da diyor onu dinliyordu. Ta ki diyor onun namazı bitti. Ondan sonra o Rabbine yalvarmaya başladı. Rabbine yalvarınca şu dua yapmaya başladı diyor. Allah'ım diyor. Şu duaya bakın ya. Gece yarısı kalkmış. Gece yarısına sabaha doğru namaz kılıyor. Kıraatta bulunuyor. Ve ilk duaya bakın ya. İlk duaya bakın. Sonra ben kendime bakacağım. Allah'ım diyor senden sonunda riddet olmayan bir iman istiyorum diyor. Bunu kim istiyor ya? Bunu Resulullah'ın bu kadar övgüsüne almış, bu kadar ashabın ilerisine gelmiş, Kur'an'ı gidin ondan öğrenin demiş olduğu adam. İbn-i Mesud diyor ki ya Rabbi senden öyle bir iman istiyorum ki sonunda riddet olmasın, yani mürtet olmayayım. Allah'a yalvardığı ilk durum bu. Nasıl kaygı duyuyor demek ki? İmansız Rabbinin huzuruna gitmekten nasıl kaygı duyuyor? Bugün biz bir kardeşe kardeş Allah'tan imanımız için, tevhidimizin, akidemizin elimizde gitmemiz için çok dua etmemiz lazım, çok gayret etmemiz lazım. Dediğim zaman ne demek istiyorsun sen bana? Bu konuda gevşekliği mi görüyorsun bende? Ya hepimizde gevşeklik var bu konuda. Tek sende yok, hepimizde var. Eğer İbn-i Mesud geceleyin kıyama kalkıyor, o kadar secde ediyor, ondan sonra da ilk duası ya Rabbi bana iman ver ama o imanımın sonunda riddet olmasın diyorsa hepimizde gevşeklik var bu konuda. Devam etti diyor duaya. Dedi ki bitip tükenmek bilmeyen nimet ver diyor. Dikkatin altını çiziyorum. Bitip tükenmek bilmeyen nimet ver. Ne demek araba, ev, daire değil. Çünkü İbn-i Mesud ilim adamı. Bitip tükenmek bilmeyen nimet cennetten başkası değil. Öyle ister işte. Çünkü adam ilim adamı yani. Öyle konuşuyor. Sonra diyor cennette beni peygamberle komşu kıl. Diyor ki bu dualarına devam etti. Peygamberle beni komşu kıl dediği zaman peygamber yanımızda, Ebu Bekir sağında, Ömer sonda. Dedi ki ya İbn-i Mesud. Peygamber diyor bunu. Ya İbn-i Mesud. Her duasında amin diyor zaten. Peygamber de kendi kendine konuşmaya başladı. Vallahi dedi Cebrail geldi. Ey İbn-i Mesud dedi. Yaptığım bütün duaları Allah senden kabul edecek. Resulullah bunu dedi. Ondan sonra Ömer diyor ki ben dedim ki ya İbn-i Mesud Allah için beni kat içine. O duanın içine beni kat dedim. Allah için o duanın içine beni kat. Ve istediğin kadar iste. Cebrail peygambere gelmiş kendi kendine konuşuyor. Bütün dualarını Allah kabul edecek. Kardeşler amin amin. İbn-i Mesud'un dualarla sonra gidiyorlar evlerine. Ömer radıyallahu anh diyor ki ben diyor sabah olsun namazımı kılayım. Hemen gideyim İbn-i Mesud'a müjdeyi vereyim. Yani bu çok büyük bir müjde. Hemen gideyim müjdemi vereyim dedim diyor. Sabah namazını kıldım diyor, dikkat edin. Sabah namazını kıldım, İbn-i Mesud'un evine geldim, çaldım. Dedim ki ya İbn-i Mesud sana bir müjdem vardır dedim diyor. Sana bir müjdem var. Geceleyin bir olay oldu dedim, İbn-i Mesud diyor başını eğdi. Dikkat edin, başını eğdi. Ya Ömer dedi, Ebu Bekir senden önce geldi. Ebu Bekir senden önce geldi. Ömer dedi ki vallahi bunda da beni geçti dedi. Ebu Bekir bunda da beni geçti. Demek o daha çok Ömer'den daha erken gelmiş, İbn-i Mesud'a o müjdeyi vermiş. Duaların hepsini Allah kabul etti. Peygamber buna şahitlik etti. Bütün dualarını da peygamber amin dedi. Ve Cebrail peygamber gelip bu müjdeyi verdi. Diyor ki bunda da diyor Ebu Bekir beni geçti. Kardeşler burada bir ince bir nokta var. Niye Ömer radıyallahu anh bu kadar teşvikliydi? Yani burada kendisini bağlayan bir durum yok. Ebu Bekir Sıddık niye Ebu Bekir ile Ömer yarışa giriyorlar? İbn-i Mesud'a bunu anlatmak için. Niçin kardeşler? Çünkü sahabiler dinin özünü fehmetmişler. Resulullah'ın bir hadisi var kardeşler. Bu hadiste söyleyeyim. Bunu iyi anlayın. Diyorum ya. Hadisleri anlama konusunda sahabiye bakın. Ayetleri anlama konusunda sahabiye bakın. Bak bir hadis var. Eminim ki ben bu hadisi mücerret olarak sizlere okuyayım. Bak, okuyayım. Ben kendimden biçtiğim için söylüyorum. Bir yere kadar götürüyorum ben bunun manasını. Şerhini bir yere kadar götürüyorum. Davasını götüremiyorum.
Ama bu olayları da bu hadise beraber anladığım zaman tamam diyorum, bitti. Mütmain oluyorum. Hadis şu. En faziletli amel. Bunu çok duymuşsunuz. Bu böyle başlayan hadis yok. Bilmiyorum bu hadisi duydunuz mu? En faziletli amel kişinin Müslüman kardeşine kalbinde sevinç duyacağı bir söz söylemesidir. En faziletli amel neymiş? Kişinin Müslüman kardeşine kalbinde sevinç duyacağı, kalbini rahatlatacağı bir söz söylemesidir. Niye Ebu Bekir'le Ömer, İbn-i Mesud'a bunu demede yarışa geçmişler? En faziletli ameli yakalamak için çünkü. O en faziletli ameli yakalamak için. Bir Müslümanın kalbini rahatlatacak, aklını rahatlatacak, hayatını rahatlatacak bir söz, bir haberde bulunmak insanı bu kadar yükseltiyorsa mefhumu muhalefetine bakın o zaman bunun. Bir Müslümanın kalbini sıkacak, aklını yoracak, hayatını zora sokacak haberleri onlara götürmek. Bunları onlara ulaştırmak, o sözleri onlara ulaştırmak da bunun tam zıttını Allah katında kötü amellerdendir. Evet kardeşler, bu konuda böyle. Ve o kendisi tevazu ehli birisiydi. Bir gün tabiinden talebeleri mescitte dersini verdi. Hadis rivayetlerini yaptı. Evine doğru yürüyordu. Tabii evine doğru yürüyor ama aklında neler varsa artık ne tefekkür ediyorsa etrafındaki insanları göremiyor. Onlarca talebe, belki yüzlerce tabiinden kişi onu takip ediyor. Evin önüne geliyor, tam kapıyı açacakken bakıyor ki etrafında insanlar var. Diyor, siz niye benim yanıma geldiniz? Ya işte hocamız, şeyhimiz, peygamberin ashabısın, değerlisin, kıymetlisin diyor. İbn-i Mesud diyor ki, vallahi diyor öyle değil, hakikat öyle değil diyor. Eğer siz İbn-i Mesud'un şu duvarın arkasındaki halini bilseydiniz, değil sağında sonunda arkasında böyle yürüme, onun yüzüne tükürürdünüz diyor. Vallahi ben diyorum ki, şahitlik ediyorum. Eğer İbn-i Mesud'un o duvar arkasındaki hayatını bilseydik, biz onun ayağının altındaki tozu yerdik. O tozu yerdik yani. O toz olma değil. O tozu yerdik biz. Ama o kadar tevazuya girmiş ki, kendini o kadar küçük görüyor ki, edebiyat yapmıyor. Gerçekten kendisini öyle görüyordu İbn-i Mesud. Gerçekten kendisini öyle görüyordu kardeşler. Ve kendisi de Allah'tan o kadar razı olmuştu. Bir sözü var, size söyleyeyim inşallah. Diyor ki, gökten düşüp paramparça olmak, Allah'ın takdir ettiği bir hüküm konusunda keşke başıma gelmeseydi demekten daha sevimlidir. Bu sözü alayım ben hayatımın mihenk taşı yapayım. Semadan düşüp paramparça edilmek, Allah'ın takdir ettiği bir konu hakkında keşke böyle olmasaydı ya da keşke böyle olsaydı demekten daha sevimlidir benim için diyor. Böyle bir söz söylemem diyor ben. Çok çirkindir diyor benim yanımda bu. Allah takdir etmişse diyor, o benim için en hayır olandır. Allah'ın takdir ettiği bir şeye keşke böyle olsaydı, keşke şöyle olsaydı demem diyor. İnsanın günahlarından dolayı hayıflanması değil ha. İnsanlar elbette ki günahlarından dolayı hayıflanacaklar. Bir ibadeti yapma konusunda elbette ki şunu yapaydım, yapsaydım, yapalım. Bu güzel bir şey. Ama Allah'ın takdir ettiği bir şey, herhangi bir durum, asla diyor ben bunu söylemem. Ve kardeşler şunları da söyleyeyim, inşallah bitireyim. İbn-i Mesud'la alakalı dediğim gibi yani çok meseleler var. Ama diğer konularda diğer sahabilere bırakmış olayım. Bu İbn-i Mesud'un biliyorsunuz belki haberiniz vardır. Bu böyle birisi ama bir haksızlık, bir yanlışlık olduğu zaman asla sözünü esirgemeyen birisiydi. Rivayetlerde kardeşler, tabakat kitaplarında deniliyor ki İbn-i Mesud ile Ömer radıyallahu anh yüzden fazla, altını çiziyorum, yüzden fazla konuda ters düştüler diyor. İhtilaf ettiler, ters düştüler. Yani İbn-i Mesud demiş ki, yani daha doğrusu Ömer radıyallahu anh çünkü halife, Ömer radıyallahu anh işaret etmiş, demiş ki ben istiyorum ki şöyle olsun. Mesela yerimiz burada olsun, karargah merkezi burada olsun. İbn-i Mesud demiş ki öyle olmayacak, burada olsun, ben böyle görüyorum. İbn-i Ömer demiş ki filan hüküm konusunda böyle olsun. Ömer radıyallahu anh, İbn-i Mesud demiş ki yok böyle olsun. Böyle yüzden fazla şey var, yani konular var. Buna rağmen kardeşler, şimdi bu kafamızın bir köşesine kalsın, tamam. Neymiş? İbn-i Mesud ile Ömer radıyallahu anh yüzden fazla konuda ne dermiş? İhtilaf etmişler. Ters düşmüşler. Biri A demiş, biri Z demiş. Biri beyaz demiş, biri siyah demiş. Ters düşmüşler. Bu kafamızın bir köşesine kalacak. Şimdi ikinci tabloya giriyorum. Ondan sonra bu ikisini birleştireceğiz. Bir gün İbn-i Mesud yoldan böyle yürüyor. Ömer radıyallahu anh da birkaç Müslümanla beraber oturmuş. İbn-i Mesud'u uzaktan gördü. Dedi ki yanındaki sahabilere,
şu geleni görüyor musunuz dedi. Onun boyu sepet kadardır ama o sepetin içerisinde bir dağ sığmıştır diyor dedi. Yani o ilimde, irfanda, abidlikte, kullukta o kadar ilerlemiş ki. Evet sepet gibidir ama sepete dağ sığmış dedi. Hani onu böyle takdir etti. Sonra biliyorsunuz İbn-i Mesud'u Ömer'den Kufe'ye yolladı. Ne diye? Kufe'ye görevli olarak gönderdi. Gönderince Kufelilere bir yazı yazdı. Hala o yazı da durur. Yazının başına şu geçer. Diyor ki ey Kufeliler, eğer sizi nefsime tercih etmiş olmasaydım İbn-i Mesud'u asla size göndermezdim. Ya ne demek bu? Yani İbn-i Mesud'u çok seviyorum ben ama sizi nefsime tercih ediyorum. İbn-i Mesud gibi kıymetli bir adamı size gönderiyorum dedi. Bu ikinci tablo. Şimdi şu tabloya geçiyoruz. İbn-i Mesud'un Ömer Radyalan'la ilgili sözüne geçiyoruz. Bir gün yine İbn-i Mesud böyle oturuyorlar. Köpek geçiyor oradan. Bir köpek geçiyor. Diyor ki eğer bana deseniz ki Ömer şu köpeği severdi. Vallahi ben de o köpeği severim diyor. Niye köpekten örnek veriyor? Çünkü sahabi köpeği sevmez. Çünkü hadisler var. Köpeği sevmez sahabi. Köpeği seven sahabi bulamazsınız bana. Köpeği sevmezler yani. Ona zulmeder falan değil ha. Yani köpeği sevmezler. Necasetinden dolayı Resulullah'ın hadislerinden dolayı köpeği sevmezler. Ama zulüm de etmezler. Hakkını da verir. Mesela domuz. Aynı kez de sevilmez ama zulüm de edilmez. Bu konuda. Böyledir. Ama deseniz ki Ömer bunu severdi ben de severim diyor. Yani ver diyor neye bakın. Uçtan örnek veriyor yani. Sonra diyor ki vallahi diyor Ömer'in diyor vefat edene kadar ben onun hizmetçisi olmayı isterdim diyor. Hep onun hizmetinde bulunayım. Ya böyle büyük alimsin sen ya. Ama diyor Ömer'in hizmetinde bulmak sen bakın. Ömer'in İbn-i Mesud hakkındaki takdirine bakın. Sevgisine, onu ortaya koyduğu güzelliğe bakın. İbn-i Mesud'un da Ömer hakkındaki bakın. Ya mübarek bu kadar birbirini seviyorsunuz. Niye ihtiraf ettiniz o zaman? Biriniz de susaydı. Ben sevdiğim adam. İhtiraf etmeye gerek yok. Var ya bugün bizde. Seviyorum aman ters düşmeyeyim ben adamla. Adam kırılır mırılır. Doğru gördüğüm bir şey söylemeyeyim. Değil. Demek ki kardeşler neymiş burada? Severiz. Dost oluruz. Muhabbet duyarız, arkadaşız, kardeşiz ama hakkı, doğruyu gördüğümüzü birbirimize söyleme konusunda asla geri durmayacağız. Vallahi ben, yani daha doğrusu sen hani diyorsun ya, şu kardeşe bunu söylersen bu olur, kırılır, darılır, ben onu seviyorum, kırılmasın. İbn-i Mesud Ömer'i senin o kardeşi sevdiğinden 1000 kat daha çok seviyordu, garanti veriyorum. Ama yine de söylüyordu. Çünkü hak ile insanların kendi arasındaki sevgi kardeşler ayrı şeyler. Herkes neyi nereye koyması gerektiğini bilmesi lazım. Ama nedir? Elbette ki terbiyesizlik yapılmayacak. Elbette ki ahlaksızlık yapılmayacak. Elbette ki o bir kardeşimiz bir günah istemiş de kafasına vurulmayacak, dövülmeyecek, elbette ki rezil edilmeyecek. Kardeşlik gereğince. Kardeş bak böyle bir şey yaptın ama bu Allahu alem doğru değil. Şöyle olması lazım. Böyle görüyorum. Şöyle hüküm verilmiştir diye o kardeşi düzeltme yoluna gitmesi lazım. Velev ki seviyorsan bile sevgin hakkı söyleme konusunda seni geri tutmayacak. İkincisi de kardeşler, buradan anladığımız kadarıyla şunu anlıyoruz ki İbn-i Mesud'la bu Ömer Radyan'ın arasındaki durumdan şöyle bir güzellik de çıkıyor. Bir bu sevgi hakkının önüne geçmek. İkincisi de ne biliyor musunuz? İkincisi de şu. İstediğin kadar test düş, istediğin kadar ihtilaf et. Sen şöyle dersin, o böyle der. Şöyle. Ehl-i sünnetin, selef-i salihinin çemberi içerisinde kaldığı müddetçe kardeşini öldüremezsin, toprağın altına gömemezsin. Yani ne demek öldüremezsin? Ya bu çok kötüdür, bu bir berbattır, hiçbir güzel yanı yoktur, şudur budur diyemezsin. Hatalı olduğu yere diyeceksin ki bu konuda hatalıdır. Güzel olduğu noktada da güzelliğini de ortaya koyacaksın. Bu nedir? Müslümanın üzerine Allah Azze ve Celle'nin emretmiş olduğu adaletin ta kendisidir. İnsafın ta kendisidir kardeşler. Bunu da söyledim. O diğer konuyu da biliyorsunuz. Bir konu daha yazmıştım ben anlatmak için. Onu da inşallah sonra da anlatabilirim. Başka zamanlarda da inşallah anlatmış olayım. Kaç dakika oldu? Yarım saat mi oldu? Şunda ölümüyle alakalı da şeyi söylemiş olayım. Ondan sonra meseleyi bitireyim. Vefatı sırasında Osman radıyallahu anh yanına giriyor. Ha, bu da çok güzel bir örnek aslında. Normalde İbn-i Mesud'la Osman'la çok ters düşüyorlar bazı konularda. Çok ters ama vefat anında Osman radıyallahu anh onun yanına geliyor. Diyor ki, Mâteş'teki şikayetin nedir diyor. O da diyor ki, zunubi, günahlarımdır başka neyin şikayetçi olacağım.
O da diyor ki sana tabipler getireyim mi? Doktorlar getireyim, senin tedavi etsinler, şunu yapsınlar, bunu yapsınlar diyor. O da diyor ki zaten diyor beni doktorlar bu hale getirdi. Kadir bu söz müteşabih kalmış. Yani İbn-i Mesud burada ne kastetti? Niye doktorlar beni bu hale getirdi dedi? Birkaç yorum var. Ama İbn-i Mesud'dan neden bunu dediğiyle alakalı ben bir söz daha okumadım. Ama İbn-i Mesud'un sözü ne? Zaten beni doktorlar bu hale getirdi. Daha doğrusu zaten beni doktor bu hale getirdi. Doktorlar değil. Zaten beni doktor bu hale getirdi. Bir alemin sözü burada. Onun kastı şuydu diyor. Yani doktor, yani şifa veren, zaten benim şifayı veren Allah zaten beni bu hale getirdi. Yani bizim doktorumuz, şifayı veren Allah beni bu hale getirdi. Hangi altta onu yaratmış olduğu doktordan hangisi beni iyileştirecek? Yani böyle bir yorum var. Ama neyi kastettiğini burada kendi dilinden bilmiyoruz. Ama bu şekilde bir yorum da yapılmıştır kardeşler. Allah Azze ve Celle hakkıyla anlayıp onların izi sürü giden kullarından bizleri kılsın. Rabbim yollarını karış karış, mesafe mesafe takip eden kullarından bizleri kılsın. Rabbim bize öyle bir iman versin ki sonunda riddet olmayan bir iman versin. Rabbim bizlere bitip tükenmek bilmeyen nimetiyle nimetlendirsin. Rabbim bizleri cennette peygamberine komşu kılsın. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Vallahu galibun ala emri, velakinne ekteren nasi la ya'lemun, velhamdülillahi rabbil alemin.